bir dursu benimle. Gelemez misin? Gelemez. Son. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Yani duymayanlara söyleyeyim, ben olağanüstü okumuşum şarkıyı. Fatih abi. Fatih abi. Ver mikrofonu. Diyorum ki ben bu şarkıyı okudum. Serdar'ın, canım Serdar'ın sevdiği çok güzel şarkısı. Gerçekten. Bayılarak söylüyorum. Her okuduğumda deliriyorum bu şarkıyı söylerken. Çıldırıyorum. Ama bu gece Fatih bir şeylere imza attı. İnanılmaz güzel okudu. Hepimizden güzel okuduğunu itiraf etmek istiyorum. İnsanlar böyle bir yerden işte büyüyor işte. Büyük Ayşe Pekkan. Ayşe Pekkan! Adam sizi başımızdan eksik etmesin. Siz çok önemlisiniz. Bunu bütün insanlar anlıyor, bütün sanatçı uğraşan insanlar anlıyor. Bir örneksiniz, muhteşemsiniz. Kelimelerle ifade edemiyorum bunları şu an. Evet. Müzik bana tapıyor, ben de müziğe tapıyorum diyor. Çok güzel. Bak burada belki de. Sadece o kadar. Hayat aynı gökteki gibi. Çık 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 çık. Yeah, no, no.
Hanım kulaklarında kalsın. Buyurken bile bunu söylesin. Necati Bey, herkes konuşuyordu bu akşam da böyle. Yani bugün bütün aile böyle, hepimiz burada olduk. Çok önemliydi yani. Biraz Fatih Rekke bizim stresimizi attı, değil mi? Ben de çok rahatladım. Evet, beni seyrediyorlar. Evet. Ben kimseyi seyredemiyordum. Böyle bir şansım yoktu. İlk defa bunu yaşadım ve çok mutlu oldum. İnanılmaz güzeldi. Çok keyif aldım. Efendim, bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Nasıl sağlıyorsunuz? Konserden çıkıp... Bir de dün gece biliyorsunuz Çeşme vardı. Evet. Bilmiyorum yani, öyle işte. Yani çünkü sahneye ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. O bana başka bir enerji verdiği için. Bunun devamı da böyle oluyor. O adrenalinle hemen böyle yerlerde çıkıyorum. Peki efendim, sizin şarkılarınızı da seslendirdi Fatih Bey. Performansını nasıl buldunuz? Bayıldım. Benden daha güzel seslendirdiğini itiraf edeyim. Ne olur, çok güzeldi çünkü. İnanılmazdı. Yani hem orkestrası, hem kendi performansı, hem de yani sound olarak inanılmaz güzeldi. Çok zevkli çalıyorlardı gerçekten. Yani bir de isteyerek keyifle çalıyorlar. Evet, yani en önemlisi çocukların hepsine söyledim. Çok zevkle böyle bütün orkestra. Yani biz burada programın başından beri buradayız. Müthiş istekli çalıyorlardı. Aynı şeyi hissettim. O hissini biz de alıyoruz. Evet. Yani. Geçti yani bütün çocuklar. Onlar kendisi ve şu alanda bu sound geliyordu. Yani şu kadar mekanda. Yani daha devam etseler biz de evet. Valla benim film bitti, aynı zamanda bitmedi ama benim film bitti. Peki efendim, yeni bir albüm de yaptınız Behzat Bey'le, ön bölge sırasıyla Martılar. Bundan da birazcık bahsedelim. Nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? Tepkik nasıl geldi, nasıl kabul ettiniz? Martılar da bana ihanet ettiler, ben size yaptım. Martılar bizim simyonumuzda. Aynı zamanda bizim o gün çok önemli bir tanıtım gecemiz vardı, sağ olsun. Çünkü gerçekten bizim aile dostluğumuz olduğu için ben o tanıtımında çok olmak istedim. Sağolsun, bizi hiç kırmadın. Olağanüstü, çok kırmakla alakası yok. Gerçekten. Onu bir, çok sevdim. Albümü evet. Çok beğendim. İki, klibi çok beğendim. Evet. O yüzden de orada olmak çok beraber güzel. Oldu ve çok önemli. Bizim Ayşe Bekkan ailemizin çok önemli bir şeyliği. Çok önemli bir şey. Şöyle bir durum var. Ben her yerde olamıyorum. Olamama özürüm var.
bazen bütün bunları kırabiliyorum. Denk ya, bu senin gibi. Oluyor, bu nasıl oluyor? Ama hep beraber olduk. Bizleriniz de şu aile evimiz, burada olabilmemiz. Çok eğlendik. Yani çok eğlendik. Biz orada ilk başta, yani müthiş bir gece konserden sonra hepimizin böyle birlikte olduğu Samsun Beyenler ve bütün aile dostlarımız Murat Saygı değil mi? Aynen, hepimiz gün. Yani burada bir aile gibi çok acayip bir denk geldi. Kesinlikle. Single tantımızda da beraber olduk. Bizim için önemli çünkü birbirimizin albümleri veya müzikleri yapılırken stüdyoda zaten fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü müzisyenler böyle besleniyor. Sevgili Samsun Demir de bizim prodüktörümüz. Beraber yani bazı şeyleri ileride nefis projeler de yapacağız. Daha yeni başlıyor her şey. O yüzden o heyecanı falan yaşayıp beraber yaşamaktan mutlu olan müzisyenleriz. Öyle söyleyelim. Bu gecede konserden sonra bu anı paylaştık. Kesinlikle. Bütün mutluluğumuz bu. Peki efendim, bir röportajınızda okudum. Kadınsı gibi giyiniyorum, erkek gibi giyiniyorum, erkek gibi yürüyorum ve erkek gibi konuşuyorum diyorsunuz. Yani. Neden böyle söylediniz efendim? Ben kadın olmayı gizlemeyi seviyorum. Çok kadınsı olmayı sevmiyorum. Böyle giyinmeyi de sevmiyorum. Yani bazen sahnede falan belki konsept olarak bunu yapıyorum. Öyleyim yani, daha unisex bakıyorum hayata. Belki o yüzden, ama feminist falan değilim. Peki Ayşe Hanım, ben spor bakıyorum. Hayat spor yaşıyorum diyorsun. Hayat spor yaşıyorum diyorsun. Hayatı spor yaşıyorum. Peki efendim, bir röportajınızda uyuşturucu yüzünden yurt dışına açılamadım diyorsun. Bu neden efendim, bunu bir açıklar mısınız? Bir açıklığa kavuşturur musunuz? Şimdi açıklayalım. Bir kere fotoğraf yok. O zaman öyleydi. Hani böyle hissettiğim için. Hakikaten çok ağır geldi. Ama bu benim dediğim yıllar önceydi. Belki şimdi böyle bir şey hissetmeyebilirim. Neden hissetmeyebilirim? Çünkü hayatı daha olduğu gibi algılardı. O zaman algılayamıyorum. Çok daha protest yapıldı. Bunlar bana çok ağır. Ben daha konservatif bir insanım. Bütün sanatçı kişiliğime bu kadar modern, bu kadar insanların yani reformist görünmeme rağmen tutucu taraflarım var. O zaman da bana böyle geldi. Öyle geldi işte, kendimi çok yalnız hissettim. Belki şimdi hissetmeyebilirim. Şimdi öyle hissettim. Şimdi hissediyor musunuz peki efendim? Yok, hayır. Tabii ki şimdi. Tabii ki şimdi çok daha aklım daha başka türlü. Yani hayatı daha kendi içimde yaşayabiliyorum. Daha kendime ait bir bahçem var. Onun içinde her şey var. O zaman yoktu. Peki tutuculuklarım vardır benim efendim. Bu tutuculuklarınız nelerdir? Bunları özel olarak saymam şu anda yani gecenin saatini çok zor. Size yanlış yapmak istemem. Kendime de yapmak istemem. Onları başka bir zaman isterseniz bir açıklık getireyim. Peki efendim. İzle rica edeyim. Çünkü konserden sonra bir buraya geldik. Peki son soruyu soralım o zaman efendim. Yani şöyle söyleyeyim. Dün gece Çeşme konseri sabah 6'da yaptık. 4-5 saat kafayla bu geceyi yaptık. Sonra da böyle bir beraberlik paylaşmak istedim. Ben bunu cevaplamak açısından böyle bir deme başı yapmıyorum. Seni seviyorum. Ama bunun nedenleri o kadar geniş ki. Bizden yanlış yapmak istemiyorum. Başka bir şey var. Peki son sorumuzu soralım o zaman efendim. Ben Sezen Hanım gibi oturup da şarkı yazamam, bunalıyorum, daraltılıyorum diyorum. Evet, aynen öyle. Benim için çok zor. Ama ben yorum yapmayı çok seviyorum. O da yazı yazmak, o da şarkı yazmayı çok seviyorum. Hepimizin hayatta bir misyonu var. Sizin şimdi bu senenin en büyük değeri galiba Serdar Ortaç, sürekli size yazıp şarkılar size yolluyormuş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Serdar Ortaç, şöyle, Sezen, Serdar, tabii ki Sezen Hanım başka bir kıslar. Serdar Bey başka bir kıslar. Hepimizin bir farkı var zaman olarak. Onların değerleri çok iyi yargılamak ve yerine koymak. Sanıyorum ben de onları çok güzel yerine koymak istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Peki efendim, teşekkür ederiz bu röportaj için. Sağ olun efendim, sizi yormayalım. Çok güzel, sizi sevindim. Teşekkür ederim. Tamamdır değil mi? Lütfen. Ajan, arabası geldi. Hayır, bir tek miyiz? Biz kısmız sadece. Evet, evet. Ben teşekkür ediyorum. Ne kadar tatlısınız. Tabii ki. Ajanı fazla rahatsız etmeyelim isterseniz, kapatalım. Tamam. Arabası bekliyor arkada.
dair eser. Bu miner ev var ya, bezdüm. Burada Kahraman Sadıkoğlu'nun güzel evi vardı. Bir süre önce evi Marmaris'e çektiler. Şu anda turistler buraya demirleyip denize girebiliyorlar. Şu kere. Evet abi, kayıttayım. Bana bak abi. Benden abi, benden evet. Oraya dön. Evet, kayıt. Burası Göcek Adası. Burada Kahraman Sadıkoğlu'nun güzel evi vardı. Tepkiler üzerine Marmaris'e çekildi. Şu an turist gemileri burada denize giriyorlar. Ama kayıt. 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 Burası Göcek Adası. Kahraman Sadıkoğlu'nun yüzen evi burada duruyordu. Bir süre önce Marmaris'e çekildi. Şimdi turist gemileri burada. İnsanlar denize girebiliyorlar burada. Göcek Göstersi. Gelmiş oraya kadar. Evet. Evet.